İsrail Büyükelçisi Nahe'in Türkiye'yi terk etme görüntüleri yeni kriz yarattı. İsrail Ankara Büyükelçisi Eytan Nahe'in Türkiye'nin talebiyle ülkeden ayrılışı sırasında kötü muamele gördüğü gerekçesiyle ülkede kalan son Türk diplomatik temsilciyi de dışişlerine çağırdı. Türkiye, İsrail'in Ankara Büyükelçisinden sonra İsrail'in İstanbul Başkonsolosundan da ülkeyi terk etmesini istemişti. Bu adıma İsrail'de Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Hüsnü Gürcan Türkoğlu'ndan ülkeden ayrılmasını isteyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ankara, ikinci bir İsrailli diplomattan İstanbul Başkonsolosu Yossi Levi Safri'den de ülkeyi terk etmesini istedi. Büyükelçi Nahe'in Atatürk Havalimanı'nda güvenlik personeli tarafından ayakkabılarını çıkarmasının istenmesinin diplomatik teamüle uymadığını belirten İsrail, bu tutumu kınadı. İsrail Büyükelçisi'nin ülkeden ayrılışını görüntülemek üzere havalimanına basın mensuplarının çağrılması da eleştirildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün gece boyunca sosyal medya üzerinden karşılıklı atıştı. Netanyahu, İngilizce ve İbranice tweetlerle Erdoğan'ı Hamas'a destek verdiği için terör destekçisi olmakla suçladı, Türk askerlerinin Kıbrıs ve Suriye'deki varlığını işgal olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'in ırkçı bir terör devleti olduğunu savunarak Netanyahu'ya insanlık dersi almak için 10 emri okumasını söylemiş ve Hamas'ın terör değil direniş örgütü olduğunu yazmıştı. Öte yandan İsrail ile siyasi ve ekonomik bütün anlaşmaların iptal edilmesi için HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na yaptığı görüşme talebi de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz gazeteci Kadri Gürsel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine hareketli bir hafta oldu. İçeride, evet. Dışarıda Filistin olayları, dövizin yükselişi. Biz bu ekonomiyle başlamak istiyoruz ama şu şekilde döviz kurundaki yükseliş önlenemiyor ve Erdoğan'ın İngiltere gezisinde de ekonomiye dair vurguları oldu. Buna rağmen kurda artmaya devam etti. Şimdi 24 Haziran'a doğru giderken döviz kuru bir belirleyici olacak mı erken seçimde? Öyle olacağı benziyor. Ekonomi bence bu seçimin ana göstergelerinden, ana faktörlerinden biri olacak. Öyle şu an o piste girdik zaten. Dolayısıyla adayların, muhalefet adaylarının öncelikle Meral Akşener'le Muharrem İnce'yi de tabii en başa yazarak söylüyorum bunu. İkinci tura eğer kalacaksa, ikinci tura kalma ihtimali olan iki aday var zaten. Gerçekçi olmak gerekirse ya Muharrem İnce ya Akşener olacak. Türkiye'de bir krizin yaklaşmakta olduğunu öteden beri İşte uzmanlar, ekonomistler, finans sektörünün gözlemcileri, risk analistleri söylüyorlardı zaten. Tabii bir krizin iki temel göstergesi var aslında krizdeyiz diyebilmemiz için. Birincisi küçülme, ekonominin küçülmesi lazım. İkincisi de işsizliğin artması lazım. Yani bunların olması lazım. Yani bunlar olmadan bir krizde olduğumuzu iddia etmemiz zor. Sıkıntı ama ekonomik sıkıntı var. Fakat bu tablo, bu hızlı dövizin hızlı artması piyasalarda ciddi bir güvensizliğin oluştuğunu gösteriyor ve aynı zamanda da hem Erdoğan'a duyulan güvensizliği hem de muhalefete duyulan güvensizliği gösteriyor. Yani sadece Erdoğan'ın kalacağı, başkan olacağı ihtimalinin bir neredeyse bir kesinlik olarak satın alındığını da göstermiyor. Burada bir parantez açıp Cumhurbaşkanı'nın Londra ziyaretinde Bloomberg TV'ye verdiği röportaja değinmek lazım. Orada ilk defa gerçekten uzun yıllar demeyeceğim ama belki de iktidardaki kariyeri boyunca Cumhurbaşkanı'nın başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak gerçek bir söyleşi verdiğini, gerçek bir gazetecinin gerçek sorularına karşısında, evet, evet, o da değil. Yani çünkü baktığınız zaman tek tek sorulara ısrarla soruyor. Merkez Bankası'na müdahale edecek misiniz, etmeyecek misiniz? İlişkiniz nasıl olacak Merkez Bankası'yla? Bu Merkez Bankası bağımsızlığı olacak mı, olmayacak mı? Bunu almaya çalışıyor. İki, gerçek faiz konusu. Yani enflasyon oranından
yüksekse faiz, ne kadar yüksek mesela? Diyelim ki bugün Türkiye'de %11 enflasyon var, faizler %13,5. O zaman 2,5 gerçek faiz. Bu Erdoğan'ın aslında amacı faizi sıfırlamak. Gerçek faizi sıfırlayınca o zaman rahatlamış olacak. Tabii verdiği örnekler var. İşte faizin eksili olduğu ülkeler var ama o ülkelerin likidite sorunu yok. Efendim, yani sermaye birikimi sorunu yok. Dış açık sorunu yok. Cari açık problemleri falan yok. Dolayısıyla paranın yatırıma gitmesi, ekonominin canlanması için böyle bir politika uyguluyorlar, uygulayabiliyorlar onlar. Türkiye'nin durumu ise çok farklı. Türkiye'de bir gerçek faiz, reel faiz olması lazım ki sermaye ve yani tasarruf neticede ülkeye para gelmesi açısından bunun, bu ihtiyacın karşılanması için gerekiyor. Üçüncü konu, yine orada da zaten bence açıkça bunu nitelemek gerekiyor. Ciddi bir iletişim kazası yine yaptı Cumhurbaşkanı. Yani burada kendi seçmen kitlesine, kendi partililerine konuşurken söylediği şeyi, orada da gitti söyledi. Dedi ki, efendim enflasyonun nedeni faizdir. Faizi düşürürseniz enflasyon da düşer. Yani bir neden-sonuç ilişkisini tersine çevirdi. Halbuki herkes çok iyi biliyor ki, yani bunu herkes bilir. Faiz enflasyonun sonucudur. Yani enflasyonun çok altına düştüğü zaman faiz oranları, bankacılık sisteminiz burada ciddi manada bizim gibi ekonomilerde zora girer. Şimdi onu da söyledi ve de bütün bunların toplamında bu röportaj yayınlandıktan sonra birdenbire dolar fırladı. Burada Erdoğan'ın oynadığı, yani o röportajın oynadığı çok ciddi bir faktör, bir rol var. Bu bir faktör oldu doların artışında. Ama tabii şu da var, dünyada piyasalar anladığım kadarıyla Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında kalacağına göre pozisyon alıyorlar. Ve bu da tabii güvensizlik demek. Ve Erdoğan'ın ekibi de sorgulanıyor. Mehmet Şimşek kaldı kala kala geriye. Bugün Erdoğan iktidarını ve Türkiye'nin işte ekonomi politikalarını uluslararası camiye, piyasalara falan, piyasa aktörlerine anlatabilen, onların anladığı dilde anlatıp bugün niye bu durumda olduğumuzu onların anladığı dilden açıklayabilen tek kişi Mehmet Şimşek. Ama Mehmet Şimşek de malumunuz istiskale uğratıldı. Alenen Cumhurbaşkanı tarafından hedef alındı. Dolayısıyla gidici olacağı konuşuluyor. Ve bu da Mehmet Şimşek'i bir güvence olarak uluslararası piyasa aktörlerinin karşısına getirmiyor, koymuyor. Eskiden biliyorsunuz Ali Babacan vardı. İşte Ali Babacan'ın Türkiye'de ekonominin direksiyonunda, yönetiminde olması çok önem taşıyordu. Ama ısrarla bu söyleşide sorulan soru Erdoğan'a, siz 24 Haziran'dan sonra ekonomideki rolünüzü artıracak mısınız? Israrla bu soruluyor ve evet cevabını verdi. Zımnen veya açıkça evet. Merkez Bankası konusunda herkese öyle. Şimdi faiz enflasyonun nedenidir diye ekonominin en temel doğrularına tersinden bakan, tersinden açıklayan bir liderin Türkiye'de 24 Haziran'dan sonra ekonominin direksiyonuna artık bizatihi geçeceğini ve rolünü arttıracağını da kendi ağzından duymuş oldu piyasalar. Ve buna çok negatif tepki verdiler. Yani Türkiye'nin ciddi bir likidite problemi olacak. Şöyle, cari açık artacaktır, büyüyecektir. Borçlanma maliyetleri artacaktır Türkiye'nin, çok açık. Bir de bankacılık sistemi hakkında da olumsuz görüşler çıktı beraberinde. Hiç parlak bir durum değil. Yani şimdi o zaman muhalefetin de güven vermesi lazım. Şimdi ne bunu tek başına Meral Akşener şahıs olarak yapabilir, ne de Muharrem Ekşi yapabilir. Muharrem İnce. Çok özür dilerim bütün izleyicilerimizden. Muharrem İnce yapabilir. Baştan alırım isterseniz.
Bunu ne Meral Akşener tek başına şahıs olarak yapabilir, ne Muharrem İnce yapabilir şahıs olarak. Yani hem Türkiye'yi içine girmesinin bu şartlarda hemen mukadder gözüktüğü bu krizden, bu sıkıntı, bu darboğazdan çıkarmak bir ekip işi. Güven vermesi lazım ve öyle gözüküyor artık. Yani ben ekonomiyi düze çıkaracağım, işte bunu da şu ekiple yapacağım. Benim yanımda şöyle yetkin, ekonomiyi şöyle iyi bilen insanlar olacak diyebilmeli ve gittiği yerlerde Muharrem İnce kürsüdeyse kürsüye, podyumdaysa podyuma o insanları da çıkarıp halka göstermeli. Şimdi Meral Akşener de bunu yapmalı, yapabiliyorsa. Ama şunu biliyoruz ki artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir şansı yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi gösterecek? Yani açık konuşalım, Yiğit Bulut'u mu çıkaracak şeye, podyuma? Mesela. Ve bu ne kadar inandırıcı olacak? Ne kadar güven verecek insanlara? Ya da Merkez Bankası Başkanı'nı mı çıkaracak? Kim var? Neticede bence ciddi bir problem var. Çünkü bugünkü durumuna getiren ekonomiyi 16 yıldır ülkeyi yöneten heyet. Bunun dış faktörler konjonktürden bağımsız bir durum olduğunu tespit etmek lazım. Yani 16 yıl gibi çok uzun bir süredir ülkeyi yönetiyorsanız uluslararası konjonktür, işte dünyada ekonominin durumu, dünya ekonomisinin durumundan bağımsız olarak sorumluluk size ait oluyor. Şimdi bir gerçek biraz yani. Muhalefete siz de değinmişken oradan devam etmek isteriz. Muharrem İnce şu ana kadar sizce bir Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak nasıl bir profil çiziyor? Yani söylemlerinde mesela Edirne cezaevine gitti, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti, Hakkari'de miting yaptı. En dikkat çekici noktalar bunlar gibi görünüyor tabii ama sizden daha hem bu konular hem de daha genel bir değerlendirme almak isteriz. Ben Muharrem İnce'yi beklentilerimin çok üzerinde, çok başarılı buluyorum açıkçası. Şu ana kadar bence çok iyi götürüyor. Birincisi hitabet açısından çok başarılı. Yani Erdoğan'dan daha başarılı buluyorum. Çünkü en azından Muharrem İnce gerçek bir kişilik olarak çıkıyor. Diğeri sahtedir demiyorum ama Cumhurbaşkanı genellikle prompterlara bakarak konuşuyor. Muharrem İnce ise karşısındaki kendisini dinleyen kitleyle doğrudan etkileşime giriyor. Onları etkiliyor. Onlarla diyaloğa giriyor. Bunu tamam Erdoğan da metninden dışarı çıkarak yapıyor zaman zaman. Fakat onunkisi daha canlı, daha aktif, daha dinamik ve çok bence bir enerji ve dinamizm yayıyor çevresine. İletişim teknikleri açısından da bence başarılı. Çünkü verdiği mesajları tekrarlıyor her gittiği yerde. Siyasette tekrar çok önemli. Yani biz onu demiştik diye bir huyu vardır. Eski işte CHP'de öyledir. Yani bu mesajlar niye verilmedi mesela diye sorarsınız. Biz onu şurada demiştik derler. Falanca tarihte demiştik. Şimdi Muharrem İnce'ye sorduğunuz zaman ben onu 30 kere dedim deme şansı olacak size cevabında. Böyle bir farkı var Muharrem İnce'nin. Bunu 16 Nisan 2017 referandumu öncesinde de tek başına yaptığı kampanyada gösterdi. Ve ben üzerine koyarak geldiğini düşünüyorum. Kampanyadan liderler çünkü böyle yetişir, böyle olgunlaşır, böyle ustalaşırlar. O kampanyada çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Bir kendini yetiştirme, geliştirme açısından. Bu kampanyanın sonunda da 24 Haziran günü geldiğinde bugünkü Muharrem İnce'nin daha üstüne, daha onun fevkinde, daha ondan daha yetkin bir profil çıkacaktır karşımıza. Ben bundan eminim. Çünkü yani trend öyle, eğilimi öyle. İyi bir iletişimci ve bugüne kadar çok büyük bir hata yapmadı. Artı dengeyi iyi tutturdu. HDP konusunda bence muhalefet adayları içinde, yani genel olarak Kürt oyları konusunda testiyi kırmadan her iki tarafa da, yani hem HDP eksenli odaklı Kürt oylarına hem de kendi sağındaki oylara, milliyetçi oylara, aynı zamanda muhafazakar oylara da
açılımlar, yönelimler yapabilen ama bunu yaparken de bir diğerine zarar vermeme gibi, bir diğer yönelimi hakim kılmama gibi usta bir beceriye sahip. Mesela işte Filistin konusu saygı duruşu yaptırdı, ondan sonra da Fatiha okutturdu, okudu orada öldürülenler için. Bu iyi bir şey. Hassasiyetleri de gözetiyor ve ama bunu yaparken insanlarda samimiyetsiz ya da sahte olduğuna dair bir izlenim bırakmıyor. Yani bunlar böyle yani siyasetçi numaraları gibi algılanmasından neden olmuyor. Çok doğal, çok gerçekçi. Fakat işte bu Türkiye'de siyasetin gündemi çok hızlı değişiyor. Özellikle dolardaki artış, oraya getireceğim. Artık Türkiye'de muhalefet adayları seçmene güven verebilmek için ekonominin düze çıkması açısından da neler yapacaklarını ve bunu nasıl yapacaklarını ve kimler yapacaklarını açıklamakla mükelleftir. Bu durumdadırlar. Bunu yapamazlarsa başarı elde edemezler. Çünkü şöyle bir eğilim oluşabilir. Yani yine işte sorun çözemeyen durumda olabilir belki iktidar bugün ama diğerlerinin de bu sorunu çözemeyeceği gibi bir algı oluşursa seçmende, burada o zaman tanınan, bilinen adaya en azından teveccüh göstermek gibi bir eğilim ortaya çıkabilir. Yani güven vermek bence burada işin esası. Yani Erdoğan'ın da bugün söyleyebileceği çok fazla bir şey olmadığını görüyoruz. Ekonominin kötü gidişatı hakkında ama neticede eğer muhalefet başarılı olmak istiyorsa Erdoğan'a oy verenleri kendisine oy vermek yönünde ikna etmesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Mesele bu. Filistin olaylarına gelirsek Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. O gün çıkan olaylarda da İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda 60'ın üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Şimdi daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışalım isterseniz. Bir hafta önce nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı Trump. Suudi Arabistan'la, İsrail'le, Birleşik Arap Emirlikleri'yle Orta Doğu politikasını yürütmek istediğini biliyoruz. Bu son hamlesiyle de ne yapmaya çalışıyor? Kendisinin de ne yapmaya çalıştığını bildiği hususunda pek emin değilim. Yani kendisine de sorsanız ne yapmaya çalıştığını. İşte ben seçmenime vaatlerde bulundum. Ben sözümü tutarım falan gibi konuşacaktır ama İran konusu ve Filistin konusu, İsrail konusu bunlar birbirine bağlantılı konular aslında. Bu tutum alışı açısından konuşuyorum. İran'daki rejimle Amerikan yönetimleri İran İslam Devrimi'nden bu yana zaten çatışma içindeler. Bir zaman zaman sıcak çatışmaya da dönüşen bir soğuk savaş ikliminde yaşanıyor ve yaptırım uygulanıyor bu ülkeye. Bütün yönetimler bunu yaptı. Burada bizim gördüğümüz gerçek ise Trump'ın dünyada barış ve istikrarı tehdit eden bir saplantılı ve ideolojik bir politika tercihi içinde olduğu. Filistin konusunda mesela artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bir mesela Clinton döneminde olduğu gibi en son Clinton gitmeden önce Camp David'de Arafat'ta sahiken o zaman bir Camp David'de zirve toplamıştı ve bu Amerika'nın aslında ciddi manada Filistin sorunu çözmek için yapmış olduğu son girişimdi. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Bu 99 olması lazım. Yani işte seçimi ya da evet 99'da en son Camp David. Şimdi bakıyoruz ortada böyle körü körüne bir İsrail destekçiliği, Filistin soruna karşı kayıtsızlık ve İsrail destekçiliği olduğu için de Filistin sorununda
bir aslında Filistin karşıtlığı gibi ortaya çıkan bir durum var. Çünkü bu Kudüs'e elçiliğin taşınması ve onun açılması tam anlamıyla yangına ve benzin dökmek. Ben başka bir şey değil. Yani bu konu bugüne kadar idare edildi, yönetildi Amerikan yönetimleri tarafından. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla burada artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süper güç olarak dünya barışına, bölge barışına hizmet etmesinin imkanı kalmamış bulunuyor. Bunu da Trump başardı. Bu böyle. Ve çok olumsuz nokta bir İran karşıtlığı. Bunun reel politik nosyonla falan da bir alakası yok. Bir ideolojik ve işte saplantılı bir İran karşıtlığı var. Bunun müttefikleri var. Mezhepçilik ekseninde işte Suudi Arabistan'la İran arasındaki o iki kutup oluşturuyor bölgede. Sünni ve Şii kutup. Burada bir Sünni hattan yana ama tabii İran karşıtı olduğu için doğal düşmanımın düşmanı benim dostumdur esprisi içinde. Bir Trump iktidarını, Trump yönetimini destekleyen dini grupların da etkisinin büyük olduğunu düşündüğüm bir ideolojik bir İsrail yandaşlığı var. Ve aynı zamanda o nispetle de bir Filistin'e karşı kayıtsızlık, Filistin sorununa karşı kayıtsızlık söz konusu. Bu faktörler bir araya gelince Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün Trump yönetimi altında bölgede istikrarı bozucu ve güvenliğe tehdit oluşturan, barışa ve güvenliğe tehdit oluşturan bir aktör olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve bu bir süper güç. Bu da son derece irkiltici ve doğrusu endişeye sevk edici. Peki Türkiye'nin buradaki pozisyonunu nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'de yine her zamanki gibi yani bu mevcut iktidar altındaki Türkiye ile eski Türkiye'nin pozisyonları tabii burada farklı. İran konusunda temkinli, ölçülü ve daha çok işte ulusal güvenliğini ve çıkarlarını ön planda tutan bir tutum alış içinde. Filistin konusunda da tabii ki tepkili olmak zorunda İsrail'e karşı. Türkiye Filistin sorununda her zaman Filistin'in meşru ve doğal haklarını gözetmiştir. Bu başından beri böyledir. İsrail'i evet, İsrail'in kuruluşunu en ilk önce tanıyan ülkelerden biri ama Kudüs'ün başkenti ilan edilişinden başlayarak Filistin konusunda İsrail'e karşı mesafeli olmuştur. Diplomatik yaptırımlar uygulamıştır. Yine öyle olunmak zorundadır. Burada bir tartışma olacaksa tabii yani bunun bir ideolojik ekseni ancak tartışılabilir bu noktada. Ama Türkiye'nin neticede İsrail'e bir tepki göstermesi, tepki ortaya koyması gerekmektedir. Bu tepkinin nasıl olduğu, bu tepkinin işte hangi referanslardan beslendiği, nasıl tezahür ettiği ayrı bir tartışma konusu. O da zaten mevcut iktidarın Orta Doğu politikası ile ilgili bir tartışma konusu. Bu tartışmada zaten 2008-2009'dan beri devam eden bir tartışma. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Güne Bakış'ta konuğumuz Kadri Gürsel ile iç ve dış siyasetteki gelişmeleri konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Gazze'de gerçekleşen katliam sonrasında Amerika Birleşik Devletleri İsrail-Türkiye ilişkilerini Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Transatlantik programında değerlendirdi. İşgal ediyor ama bir tartışma var aslında bu anarkım Amerikan anarkımda medya çok eleştiri aldı. Çünkü İsrail saldırısından bahsederken mesela New York Times öldürüldüler dahi demedi. Filistinliler öldü dedi. Bir tepkiye sebep oldu. Tabii Washington çok şey bir yer. Pek çok yani farklı grubun temsil edildiği bir yer. O yüzden İsrail yönetimine karşı olan gruplar çok eleştirdi. Hem Trump'ın kararını eleştirdi, hem İsrail'in bu saldırısını eleştirdi.
Bence evet, Trump'ın Kudüs kararı önemli ama genel olarak bir bölgesel konjonktüre baktığımızda aslında sadece Trump'ın Kudüs kararı değil, diğer bölgesel dinamiklerin de İsrail elinde kadar güçlendiğini ve İsrail'i böyle bir saldırı yapmaya cesaretini göstermesinin sebebi var bölgede. Erdoğan ve Netanyahu'yu aşan yapısal sorunlar var bu ilişkide. Bazı kesimler diyorlar ki Netanyahu ve Erdoğan dışında daha aklı selim insanlar bu ülkeleri yönetiyor olsa, mesela İsrail'de bir sol yönetim, Türkiye'de başka bir yönetim olsa, İsrail ve Türkiye'nin aslında bölgesel çıkarları örtüşüyor diyenler var. Gerçekten de soğukkanlı baktığında belirli açılardan örtüşüyor ve sanki Erdoğan ve Netanyahu'yu suçlamak mümkünmüş gibi geliyor. Mesela Suriye'de istikrar hem Türkiye'nin hem de İsrail'in istediği bir şey. Enerji konusunda ortak projelerin yapılması, İran'ın tecrit edilmesi, İran'ın bölgedeki rolü Türkiye'yi de rahatsız ediyor, İran'ı da rahatsız ediyor sözde. Fakat ortada çok ciddi bir mesele var. Türk-İsrail ilişkilerinin devam edebilmesi için, bu ilişkilerin sağlıklı bir yapıya kavuşması için bölgede huzur olması gerekiyor. En azından İsrail-Filistin cephesinde savaş yaşanmaması gerekiyor. İlişkiler... Irak'ta uzun bir sürenin ardından gerçekleşen seçimler ülkede neleri değiştirecek? Seçimlerin galibi Şii lider Muqtada-i Sadr'ın desteklediği Sayrun hareketi nasıl bir yapı? Bu soruyu Aydın Selcan'a sorduk. Muqtada-i Sadr sürpriz olarak çıktı. Ama dilerseniz şunu söyleyip Muqtada'ya geri dönelim. Abadi beklenen şekilde gayet rahat bir zafer almadı. Bütün büyük şehirlerde, özellikle Bağdat'ta beklenmedik derecede kötü performans gösterdi. Ve bu şekilde de hani ABD destekli olan diyelim Şii lider ve başbakanken girdiği halde seçime elindeki bu imkanlara rağmen başarılı olamadı. ABD başarılı olamadı, İran mı başarılı oldu? O da olamadı. Çünkü bu sefer de Hadi el-Amiri, onu da konuşacağız herhalde. İşte bu Haşdeli Şabi milis güçlerinin lideri, zaten İran eğitimli malum. O da olamadı. Muqtada çıktı. Muqtada kimdir? İşte önde gelen ulema ailelerden Sadr ailesinin biliyorsunuz ferdi. En genci. Zaten hayatta kalan tek kişi. Çünkü kalan babası ve ağabeylerini Saddam Hüseyin öldürtmüştü. Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki nükleer anlaşmaya dönük bahar havası çabuk dağıldı. ABD ile Güney Kore ortak bir tatbikat yapınca Kuzey Kore'nin tepkisi sert oldu. Kuzey Kore, Güney Kore ile yaptığı görüşmeleri bölgede ABD ve Güney Kore tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikatlar sebebiyle sonuçlandı ve eğer ABD nükleer taleplerinde ısrar ederse Trump ile planlanan görüşmeden de çekileceğini açıkladı. Kuzey Kore Devlet Ajansı'nın Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı açıklamaya göre, Kuzey Koreli yetkililer, Donald Trump, Selefi Barack Obama gibi davrandığı ölçüde başarısız bir başkan olarak kalacaktır denildi. Aynı açıklamada, eğer Trump yönetimi gerçekten ilişkileri ilerletme amacıyla adım atarsa, Kuzey Kore'nin buna olumlu bir cevap içerisinde olacağı belirtildi. Ajans aracılığıyla yapılan açıklamada aynı zamanda şunlar da belirtildi. Tek taraflı bir şekilde nükleer programımızdan vazgeçmemiz istenir ve köşeye sıkıştırmak istenirsek Trump ile olan görüşmeyi tekrar düşünmek zorunda kalırız. Kuzey Kore, ABD'yi bölgede askeri tatbikatlar yürütmesinden ötürü de uyardı. Bu açıklama, Güney Kore ile ABD'nin bölgede yapacağı ortak bir askeri tatbikat sonrası geldi. Bu askeri tatbikat sonrası Kuzey Kore, Güney Kore ile yaptığı görüşmeleri de kesti. Pyongyang bu tatbikatları saldırgan olarak nitelerken, ABD ve Güney Kore yönetimleri ise tatbikatların savunma amaçlı olduğunda ısrar ediyorlar. Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında düşüşü sürüyor. Bugün öğle saatlerinde Amerikan doları 4.50 TL'yi, Euro ise 5.30 TL'yi geçti. Türk lirasının düşüşünü Ekonomi Sohbetleri programında
Ali Ağoğlu, Şant Monukyan ve Ercan Uysal değerlendirdi. Bu arada Merkez Bankası, çok özür dilerim sözünü kesiyorum, geçtiğimiz hafta içinde birkaç önlemi açıkladı. Bunlardan bir tanesi tam döviz teslimli olmayan Türk lirası takası yapılan non-deliverable forward dediğimiz bir forward anlaşması. Bunun vadesinde o günkü kurla anlaşma kuru arasındaki fark üzerinden yapılan bir anlaşmadaki limiti arttırdı. 7.3 milyar dolara çıkarttı. Aynı şekilde swap rakamlarını arttırdı. Bir önceki hafta zorunlu karşılıkların döviz olan kısmını serbest bırakıp TL'ye olan talebi arttıracak bir takım adımlar attı. 2.2 milyar dolar piyasaya dolar likiditesi verdi. Aslında Merkez Bankası bir şey yapmıyor değil ama attığı adımlar çok da işe yaramıyor görünüyor ki buralardayız şu anda. Yaramıyor çünkü tekrar söylüyorum, buradaki sorun artık tek başına para politikasının bu işi önleyip önleyemeyeceğinin ötesine geçti. Önleyemeyecek yani mali tarafta yani harcama kısmında daha gelen anlamda söylersek ekonomik büyümeyi kontrollü bir şekilde yapabiliyorsanız eğer düşürme yönünde bir takım adımlar atılmadığı sürece mali para politikasının bunu tek başına sırtlanması çok zor. Ne kadar bir artışla TL'yi stabilize edeceğini bilemiyoruz. Yani bu 300, 400, 500 bas puan mı olur onu da bilemiyoruz. Piyasanın da talep edeceği şeylerden bahsediyorum. Bunu yaparsınız. Dış dünya böyle gitmeye devam ettiği sürece fazla da bir işe yaramayabilir çünkü yani, Amerika'nın düzelmesi işte gelişmekte olan piyasalar için. Aynen öyle yani şimdi aslında denklem tersine döndü bak, vektörler. Eskiden tarih itibariyle Amerika'da işler iyi de gitse kötü de gitse işler kötüleşecek. Yani Amerikan ekonomisi resesyona giriyorsa büyük bir problem var. Çünkü global borç oranları çok yüksek ve hani Fed faizi sıfırlasa yine ne olur, sıfırlamasa ne olur. Amerika iyiye gitse, ki şu anda benim gördüğüm en büyük tehlike o, Amerikan verileri iyi giderken Avrupa'nın gelişmekte olan ülkelerin kötüleşirse para oraya kaymaya başlayacak. Zaten kayıyor. Ufaktan kayıyor. Yani Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün açılışına katıldı. Avrupa'daki en uzun köprü olan 19 kilometrelik Kerç Köprüsü, Kırım'ın Rusya ile ilhakını da fiziksel olarak sağlamış oldu. Açılış törenine kot pantolonuyla turuncu bir kamyon kullanarak gelen Putin, yaptığı konuşmada Kırım ve Sivastopol'le güçlü bir şekilde yakınlaştıklarını söyledi. Planlanan tarihten 6 ay önce tamamlanan köprü bugün trafiğe açılıyor. Köprü ile birlikte Kırım'ın deniz ticaretine bağımlılığının azalması bekleniyor. Köprü projesi Ukrayna tarafından kınandı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, Kerç Köprüsü'nün yasa dışı inşa edildiğini, uluslararası alanda haklarını arayacaklarını söyledi ve köprü, Kırım'ı acilen terk edecekleri zaman işgalcilere lazım olacak, dedi. 2014 yılında Ukrayna'daki yoğun protestolardan sonra Rusya, Ukrayna'ya bağlı olan Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni Rus yanlısı ayrılıkçılar ve silahlı güçlerle ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya'ya bağlanması, Kiev'e batılı ülkeler tarafından illegal olduğu gerekçesiyle kınanmıştı. Yurttaş Postası programında Emine Uçak Erdoğan'ın konuğu Rojesur Giresun 24 Haziran seçimlerine Kürt seçmenin nasıl baktığını anlattı. Şimdi bu siyasal görüşüm yok cevabı verilmesi şu anlama gelmiyor aslında. Yani bu insanların birçoğu bölgede yaşamaları hasebiyle dindar muhafazakar ve Kürt kimliğiyle de barışık insanlar. Ama oy verme eğilimleri belirlendiği zaman ideolojik bir yerden bu meseleye yaklaşıp oy tercihini belirlemiyor. Yani dindar ve muhafazakarlığı ya da Kürt kimliği üzerinden bu oyu vermiyor. Şüphesiz bu kimliklerle barışıklar, büyük çoğunluğu. Ancak insanlar daha çok gündelik hayatlarına yansıyan, buna cevap olan ekonomik gerekçelerle oy verebiliyor. Yani aslında bu siyasal görüşüm yok diyen kesimin belki çok önemli bir kısmı işsizlik ve ekonomi gibi şeyleri işaretlemiş, şıkları işaretlemiş, söylemiş. Böyle bir yansıması var. Ama gençlerle ilgili kısma geldiğimiz zaman aslında siyasi yorgun, kimlik yorgunu bir gençlik yok. Yani evet bir kaybetme kuşağı yani sürekli bir yenilgi bir çatışma havası gören bir gençlik var. Yani son dönemde özellikle yaşanılan olayları göz önüne aldığımız zaman. Ancak gençlerin çok önemli bir çoğunluğunun orta sınıfın üstüne yaşlı kesime oranla
Kürt kimliğiyle daha fazla barışık olduğunu, daha ideolojik bir yerden oy verme eğilimlerini kurduğunu da görüyoruz. Oyuncu Barış Atay bugün sabah saatlerinde Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve bugün akşamüstü gözaltı süresi uzatıldı. Atay'ın gözaltına alınma sürecini avukatı Efkan Bolak, arkadaşımız Fırat Fıstık anlattı. Saat 6 gibi evine gelen polislerce atmış olduğu bir tweet sebebiyle hakkında gözaltı kararı olduğunu söyleyerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldü. Söz konusu tweette Yusuf Yarkel'in özür diliyorum tweetinden sonra atmış olduğu bir tweetti. Yani özür dilemenin yetmeyeceğini, yapılan işlemin yargılamayı gerektirecek bir durum olduğunu ve bu sebeple yargılanacaksınız diye bir tweet atmıştı ve yargılanan bu adamı özür diledi diye affedenleri de unutmayacağım diye bir tweet atmıştı. Arkasından da dün Ahmet Hakan'ın bir yazısı çıktı. Zannedersem o yazıyla birlikte de daha görünür hale geldi o tweet. Ve birdenbire yargılanacaksınız demek halkı kin ve düşmanlığa tahrik olarak algılandı. Ve savcılık tarafından bir gözaltı kararı çıkartıldı. Yani yargılanacaksınız demenin neresi bir suç, neresi bir gözaltı sebebi onu bilmiyoruz. Rowling'in Harry Potter serisinin tüm hikayesini filmde kitaptaki karakterlere hayat veren oyuncularının ağzından anlatan Harry Potter History of Magic yarın Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Serinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın üzerinden 20 yıl geçmişken J.K. Rowling'in kitabın ilk eskizini çalıştığı günlerden gişe rekorları kıran filmlerine, biletleri tükenen konserlere, sayısız sergiye ve adına Orlando ve Londra'da iki tane müzeye hayat veren Harry Potter ve dünyası Harry Potter A History of Magic yeniden canlanıyor. 60 dakikalık belgesel boyunca Rowling'in olağanüstü dünyasının bilinen ve bilinmeyen tüm yönlerini filmlerin oyuncuları David Thewlis, Ivana Lynch, Warwick Davis, Miri Margolyes ve Mark Williamson gözünden anlatıyor. Film gösterimi öncesinde Sevin Okyay ve Kutlu Kağan Kutlu ile gerçekleşecek Harry Potter'ın dünyası, bizim dünyamız, cadılar, büyücüler ve diğer sihirli şeyler söyleşisi ve film ücretsiz olarak izlenebilir. Real Madrid ve Brezilya milli takım oyuncusu Marcelo'nun oğlu kulübün soyunma odasında babasının takım arkadaşları birlikte yeteneklerini sergiledi. Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. Sırada muhalefet partilerinin gençleri tartışıyor başlıklı özel yayınımız var. Edgar Şar'ın konukları Cumhuriyet Halk Partisi Genç Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, Halkların Demokratik Partisi Genç Meclisler YK üyesi Rıdvan Öztürk, İYİ Parti Genç Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel ve Saadet Partisi Genç Kolları Genel Başkanı Salih Aküz olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.